Teknolojinin gelişimine bağlı olarak yaptığımız ameliyatlarda da gerek ağrı, gerek ameliyat süresi, gerek kanamalarla ilgili olarak bir takım gelişmeler meydana geldi. Biz bademcik ameliyatlarını eskiden beri cold knife dediğimiz teknikle, yani diseksiyon tekniğiyle yapardık. Bunlarda herhangi bir ısı yayılımı falan olmazdı. Ancak bademciğin yatağına verilen zararlardan dolayı ameliyat esnasında ameliyat sonrasındaki işte 5 ila 10 gün arasındaki bir periyotta kişinin ağrı eşiğine bağlı olarak değişen şiddetlerde ağrılar meydana gelirdi. Bu cihazların gelişmesiyle birlikte biz önce monopolar koterleri kullanmaya başladık. Onun ardından lazer girdi devreye. Hemen sonrasında da şimdilerde radyo frekans cerrahi aletlerini kullanmaya başladık. Bunların arasında işte koblator, termal verdiğim, plazma seizing gibi değişik isimlerde ama sonuçta aynı şeyi yapan cihazlar var. Hekimler olarak da elimizin altında hangisi varsa veya elimiz hangisine yatkınsa genellikle onu kullanmaya başladık. Ben ağırlıklı olarak termal verdiğimi kullanıyorum. Bana ne sağlıyor? Ameliyat süresi bir kere çok kısalıyor. İkincisi, ameliyat esnasında neredeyse vakaların bazılarında bir damla bile kanama olmaksızın ameliyat sonlanıyor. Ve daha da önemlisi, ameliyattan sonraki periyotta hastaların ağrı duymaları bu kullanılan cihazlarla diğer yöntemle, lazere göre, kotere göre çok daha az olmaya başlıyor.